Sayın Cumhurbaşkanı, biz dost ve kardeş ülkeye Türk nakliyecisi olarak 600 dolar ödüyoruz ya. Azerbaycan nakliyecisi, Gürcü nakliyecisinin kuruş para ödemediği Azerbaycan'a Allah kahretsin ben 600 dolar ödüyorum ya. Kardeşimize ya. O bana kaç lira ödüyor biliyor musun? Sıfır. Yapmayın ya. Vallahi yapmayın ya. Ya bu milletle bu kadar oynamayın ya. Bu iki devlet bir millet dediğimiz Azerbaycan gerçekten burada bize çok haksızlıklar yapır. Haksızlıklar görürük. Zaten buraya adımını ilk attığında azarlanarak karşılanırız ve bu bizim zoruma gelir. Geçen gün öyle dedim yani oradakine dedim sizin bu bize azarlamanız beni öldürür var ya. Arkadaşlar önceden gidiş geliş 235 dolar 40 kilometre yol yapırdık burada. Gidiş geliş 235 dolar masrafımız vardı. Onu da bir sineye çekmiştik. Hatta alışmıştık. Şimdi sadece gidişe yapmışlar 360 dolar. Bir de bunun dönüşü var 720 dolar. Yükten 720 dolar kalmıyor ki. Kalmış ki sen yeter 720 dolar alsan. Diyende de bela dişine gelsen. Ha tamam savaştan çıkıpsan. 225'i etki 250 şu an gelen herkes pazar gün üzeri gelecekmiş ki ben de gelirken oradan geldim sen 250 dolar alırdın ben gönüllüydüm zaten şimdi yaptın 360 dolar gidiş geliş 720 dolar yani araba sahibine firmalara o kadar para kalmır artı yanıcı ne yüklersen yükle değil yanıcıdır. Tuğlaya ateş tuğlası yazdığı için değil ki ateş yazır buraya. Bak yanıcıdır. Yanıcı parası vereceksen 100 dolar. Depo parası alır. Hiç deposuz bir araba gördünüz mü ya? Yakıt deposu her arabada var. Geçen servis dedim ola ki iki depo olduğu için mi alır? Deponun birini çıkardım. Tek depoyla geldim. Depo parası dedi. Dedim benim depom tek. Tek de olsa vereceksen. Hatta hiç depon olmasa da vereceksen depo parası. Ya böyle bir kardeşlik olur mu? Kardeşimin hayatından geçerken para veririm öyle düşünün. Bu nasıl bir kardeşliktir? Burada bir bize haksızlık yapılır. Konuşma hakkımız yok. Yok kantara düştüm değil. Ya hiçbir ülkede kantara düştüm yoktu. Ha biz şoförler hani yok mühür parası olur mu? Pasporta mühür vurur 10 dolar değer vereceksen. İhtiraz ettiğimiz için yol parasını yani dozvala dediğimiz şeyi 50 dolardı 70 dolara çıkardı. Sonra dedi ki ben biz senden artık pasport parası almayacağım. İyi de pasport parası almırsan pasport parasını dozvalanın üstüne koydum. Sen kimi kandırırsan? Yani Nahçıvan Azerbaycan gerçekten bize zulüm edir. Hele hele özellikle ki ben bunu zamanında demiştim. Özellikle bu Karabağ'dan sonra Karabağ'ı aldıktan sonra bunlar böyle bir değiştiler. Bir değiştiler. Bunu da video yapıram ki sosyal medyada paylaşam. Belki birilerinin bant eline dokunar, el atarlar. Yani anlamadım. Biz burada çok haksızlıkla karşılaşırız. Haksızlık yapırlar bize. Herkese teşekkürler. İyi.